mümkün mertebe düğünlere gitmemeye çalışıyoruz. Çocuğum takamıyoruz. Düğünlerde hiçbir şey takmıyorum. İnanır mısın, naylon alıp da veriyorum minnete. Oynamaya gidiyorum, ben takı takmaya gitmiyorum. Bence evlenmesin arkadaşlar, yani tavsiyem o. Valla söylenecek bir şey yok, katlanacağız. Düğün çok oldukça tabii ki de hani gelir daha fazla düştü çünkü altın fiyatı çok arttı. Mümkün mertebe düğünlere gitmemeye çalışıyoruz. Çocuğum takamıyoruz. Bugün düğüne gidiyor bu akşam. Bu akşam düğüne gidiyoruz hiç. Bütçemiz ne gerekiyorsa onu takıyoruz çocuğum. Başka bir şey takamıyoruz. Altın fırladı. Nasıl altın takacağız lan? Paramız mı vardı altın takacağız çocuğum? Para yok ki. Yükseldi altın fiyatları. Ne diyelim? Pek altın yaptığımız yok zaten. Bizim için şu an gümüş. Gümüş ideal. Aynen. Üzgünüz maalesef. Ya ekonomiden dolayı da birazcık sıkıntı var, gidişattan dolayı. İnşallah düzelir. Dolar uçtu, benzin uçtu, altın fiyatı uçtu. Yani Türkiye gitgide ekonomik olarak daha kötü oldu yani. Abi bir cumhuriyet zaten 300 lira falan oldu. Çeyrek. Yani altın takamıyorum yani. 50 lira bırakıyorum geçiyorum. Zartta 20 lira bazen. Tam aldı kardeşim. Kasaya verdik, 1270 lira para verdik. 1100 liraydı. Bundan 2 ay önce, 3 ay önce falan. Oynamaya gidiyorum ben, takı takmaya gitmiyorum ki. Takı takan düşünsün onu. Ben oynuyorum genellikle. En yakınımın düğüne de gitsem oynuyorum, takı takmıyorum. Takı takan düşünsün. De niye o kadar artmış? Günlerde hiçbir şey takmıyorum. İnanır mısın, naylon alıp da veriyorum minnete. Utanıyorum ama ne yapayım, mecburen veriyorum oğlum. Yani insan utanıyor. Getiriyorum bir hediye, bir lokma bir şey. Öyle de ama bir altın olsa taksam nasıl olur acaba? Daha güzel olur değil mi? Takamam. Hiç alakası yok. Bir emekli ne yapar oğlum ha? Bu da emekli değil. Buna da bak, emekliden bir emekliyle ne oluyor? Şu an elleri ceplere atmıyoruz. Çünkü altın alacak kimsenin de durumu yok gerçekten. Allah evlenenlere yardım etsin. Gerçekten biz 2 yıl önce düğün yaptık. O zaman bile çok zorlandık. Şu an bence evlenmesin arkadaşlar, yani tavsiyem o. Şu an evlenmesin, kışın evlensinler. Önceden lira alıp giderdin en yakın bir akrabanın önüne. Ama şu anda lira alamıyorsun. Para olarak vermeye çalışıyorsun. Çünkü ekonomi şu anda pek iyi değil. Türkiye'nin yaşam standartlarının biraz daha yüksek olması lazım. Valla söylenecek bir şey yok. Katlanacağız. Ülkenin durumu belli işte. O yüzden her şeye katlanmak zorundayız. Ben bir şey düşünmüyorum. Annem babam düşünüyor yani. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz işte. Öyle. En son düğünde gerçekten çeyrek takmıştım. Ama şimdi asla alacak gücüm yok. Ama çok zorunlu kalırsam borç yapıp alabilirim. Daha sonra kim öder, nasıl ödenir onu bilmiyorum.